Hubble Uzay Teleskobu, JW100 adlı denizanası galaksisini görüntüledi. Avrupa Uzay Ajansı bu nefes kesen görseli, 20 Mart'ta paylaştı. Galaksi kümelerinde görülen denizanası galaksilerinde, yıldız oluşumunu sağlayan gaz akışları var. Bu parlak gaz dalları galaksinin ana gövdesinden uzağa akıyormuş gibi görünüyor. Gaz çarpma basıncı soyulması denen bir süreçle meydana geliyor. İSA yetkilileri, bu zayıf gazın içinden geçerken, galaksideki gazın ve tozun sıyrıldığını bildirdi. James Webb yüzün arkasındaymış gibi görünen yapılarda, bunun bir örneği. Hubble'ın yakaladığı görüntüde de, James Webb yüzün merkez çıkıntısı ve parlak sarmal kolları görülüyor. Deniz anası galaksisini, IC5338 adlı daha büyük bir eliptik galaksi çevreliyor. Dünyadan yaklaşık 800 milyon ışık yılı uzaklıkta yer alan JW100, Pegasus takım yıldızında bulunuyor. ESA ve NASA'nın yönetimindeki Hubble, 33 yılını yeni galaksileri keşfetmek ve yıldızların, gezegenlerin ve diğer gök cisimlerinin çarpıcı anlarını kaydetmekle geçirdi. NASA'ya göre teleskop şimdiye kadar yaklaşık 50 bin gök cismi üzerinde 1,5 milyon kez gözlem yaptı. 1990'da uzay mekiği Discovery aracılığıyla fırlatılan teleskop, adını astronom Edwin Hubble'dan alıyor. Hubble Uzay Teleskobu JW100'ü yandan yakalayarak galaksinin yıldızlardan, gazdan ve tozdan oluşan merkezi çıkıntısını ve parlak sarmal kollarını gösterdi. Bir denizanasının dokunaçlarına benzeyen, galaksinin altında uzanan yamalı mavi yollar görülebilir. JW100, Hubble görüntüsünün sağ alt tarafında yer almakta olup, 6 küçük eliptik gökada ve görüntünün üst kısmına yakın, dağınık ışığın parlak alanı olan, IC5338 adlı çok daha büyük bir eliptik gökada ile çevrilidir. Bu galaksilerin hepsi, aynı kümeye aittir. Galaksi kümesindeki en parlak galaksi olan IC5338, bir CD galaksisi olarak sınıflandırılır ve iki çekirdeğe sahiptir.